Birinci sorum MYK'dan PM'ye öneri olarak İzmir'in Çiğli ilçesindeki daha önce açıkladığınız adayın değiştirilmesi yönünde bir öneriyi götürdünüz mü? Bu çerçevede İzmir örgütlerinden yine itiraz yükselen Karaburun ve Çeşme'de benzer bir geri çekme değiştirme hamlesi öngörüldü mü? Bunu sormak isterim. Ikinci sorumda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bugünkü açıklamasına atıfta bulundunuz. Bugün örneğin illere göre dağılım veri tablosu açıklanmadı. Yine kayıp ailelerinin talep ettiği nüfustan düşürme kararı alınmadan önce kimliksiz şekilde gömülen cenazelerin çıkartılması üzerine de herhangi bir açıklama yapılmadı. Ve yine engelli kaç kişi oldu bu deprem nedeniyle bunlar da açıklanmadı. Basına kapalı yapılması bu toplantının Ali Yerlikaya'nın toplantısının bu soruların da yanıtsız kalmasını nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler. Evet. E, geçen hafta yaptığımız e, parti meclisi toplantısında Çiğli adayımızla ilgili yeniden değerlendirilmek üzere bir karar alınmıştı. Çiğli adayının değiştirilmesi konusunda Merkez Yönetim Kurulumuzun Parti meclisimize bir önerisi oldu. Ancak parti meclisimizde henüz bir karar verilmedi. Toplantı devam ediyor. Ee, diğer sorunuza geçmeden önce başka ilçelerde başka seçim çevrelerinde bir değişiklik olacak mı demiştiniz. Ee, başka ilçelerde başka seçim çevrelerinde bir değişiklik yapılması gibi bir düşüncemiz, niyetimiz ya da bir hazırlığımız yok. Ee, Sayın Ali Yerlikaya'nın açıklamasını, açıklamalarını takip ediyoruz. Zaten bizim gündeme getirdiğimiz de AKP iktidarının yöneticilerinin, bakanlarının birbirleriyle çelişen, tutarsız açıklamaları kamuoyunu ikna etmeyecek, kamuoyunu tatmin etmeyecek, kamuoyunu e, kamuoyunda karşılık, vicdanen karşılık bulmayacak e, bir takım Kapalı kapılar ardında yapılan açıklamalar. Yani burada iktidarın yetkililerinin şeffaf olması gerekiyor. Ancak bu şeffaflığı biz depremin ilk gününden beri iktidar yetkililerinde, AKP yetkililerinde göremiyoruz. Başka soru var mı arkadaşlar? Neden, Neden MYK'nın böyle bir talep olduğu Çiğli adayının değişmesi yönünde? gerek şey nedir acaba? biraz önce de söyledim. Çiğli adayı adaylaşırken geçtiğimiz hafta yeniden değerlendirilmek üzere bir karar alınmıştı. Dolayısıyla adaylığı ile ilgili bir kesinlik yoktu. Biz adaylarımızı belirlerken o ilçede yaşayan hemşerilerimizin ve tabii ki parti örgütümüzün geniş bir kabulünün olması kentte bu konuda bir e, uzlaşı olması gibi bir takım kriterleri dikkate alıyoruz e, Geçtiğimiz hafta yeniden değerlendirilmek üzere adaylaşan arkadaşımızın adaylığıyla ilgili e, bir takım dikkate almamız gereken ciddiye almamız gereken bir takım tepkiler geldi Biz de bunları dikkate aldık ve o bu doğrultuda geçen haftada ifade ettiğimiz gibi, yeniden değerlendirilmek üzere adaylaşmıştı. Yeniden değerlendirildik ve parti meclisimiz yeni bir karar aldı. Buyurun. Buyurun. Bununla ilgili olarak devam anlamında kendisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda e, politik suç işlendi, parti meclisine dönük çağrı yaptığı e, mesajları oldu. E, bu kendisinin Kararı dışında kendi beyan dışında bir çekilme değil de adaletten çekme şeklinde mi gerçekleşti işlem? Arkadaşlar e, sosyal medyadan nasıl bir açıklama yaptı bilmiyorum. E, bize ulaşan e, bu konuda bir bilgi yok. E, biz kendisinin geri çekilmesi gibi bir şeyden zaten bahsetmedik. Parti meclisimiz karar alır, adaylaştırır. Parti meclisimiz YSK'nın bize tanıdığı e, yasaların, mevzuatın bize tanıdığı seçim takvimi içerisinde parti meclisimiz yeni bir karar alabilir. Adayla ilgili her zaman bir değişiklik yapılabilir. E, i̇ki sorum Buyurun. olacak. E, size iki sorum olacak. Birincisi e, biz burada basın emekçileri olarak e, bekliyoruz sizin toplantınızı. Ancak gerek siz e, buraya çıkmadan önce gerek parti meclis toplantısındayken e, medyada bazı kanallarda aday isimleri sıralanmaya başlıyor ve tabii ki bunların Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir faydası yok ama e, bu sızmalarla ilgili gerek danışmanlar <laughs> gerek parti meclisi üyelerimiz nezdinde bir girişiminiz olacak mı <laughs> arkadaşlar e, basın mensuplarının e, Belki de işlerini iyi yapmasından kaynaklanıyor olabilir bir şekilde bazı bilgilere ulaşıyorlar basın bu, mensuplarımız. Bu işleri yapmak değil ki, efendim ee, televizyonda birileri millet beklerken servis edildiği belli. Bir ayrıcalık. Arkadaşlar bunu yani basın mensupları bence kendi aralarında kendi içinde değerlendirse daha doğru olur. Tamam. Diğer soruma geçeyim. Ankara'da adayları belirliyoruz. Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Partisi kökenli adaylar yerine MHP kökenli adayların ismi gündeme geldi. Mesela Gölbaşı'nda bizim adayımız da aday yapılsa seçimi alabilecek durumdayken bir MHP kökenli aday tercih edildi. Parti meclisi toplantısında bugün seçimi kazanma olasılığımızın zayıf olduğu altında, Keçören gibi ilçelere de MHP kökenli isimlerin aday yapılacağı bilgileri sızdı. Cumhuriyet Halk Partilileri Ankara'da motive etmek için bir model düşünüyor musunuz bu tabloda? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu bu sorduğunuz soruyla ilgili herhangi bir bilgim yok. Ancak adaylarımızın hepsi partimizi en iyi şekilde temsil edebilecek sosyal demokrat, belediyeciliği en iyi şekilde uygulayabilecek adaylardır. En azından biz öyle olduğunu düşünerek adaylaştırdık. E, Cumhuriyet Halk Partililerin e, motivasyonu gayet yüksektir. Ankara'da da yüksektir. Diğer illerde, diğer ilçelerde de. E, bu konuda e, bir bize ulaşan bir rahatsızlık ya da kaygı e, yoktur. Teşekkür ederim. Buyurun. Yapılacak herhangi bir işbirliği ya da uzlaşı e, konusunu sıkça merak ediyoruz. Kamuoyunun gündeminde olan meselelerden de bir tanesi bu. E, herhangi İstanbul'a dair e, birlikte bir çalışma ya da ilçelere e, değin bir e, uzlaşı söz konusu mu? E, şu an için böyle bir e, çalışmamız yok. E, biz hep şunu söyledik. E, biz ittifakı birlikte çalışmayı bir sandıkta seçmenle yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği adaylar tüm seçmenlerin geçmişte başka siyasi partilere oy vermiş olsa da, başka ideolojilerden gelmiş olsalar da tüm seçmenlerin teveccühünü alabilecek nitelikte, kapasitede ve ideolojide e, adaylardır. E, dolayısıyla e, diğer siyasi partilerin e, aday çıkarma özgürlüğü vardır her yerde e, böyle bir yani e, herhangi bir siyasi partiyle bir ittifak yapılır ise e, bu yapıldığı zaman sizlerle kamuoyuyla ve basın mensuplarıyla paylaşılır.